Sizlere birinci olağan kongremizi yaptığımız Mardin'den ve ziyarette bulunduğumuz Nidat ilçemizden sesleniyoruz. Burada Mardin'de son derece güzel ve değişik kültürlerin buluştuğu Nidat'ta büyük bir misafirperverlikle karşılanırken son derece bilim ve menfur bir hadiseyi haberdar. Biraz önce Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Ozdağ evinden çıktığı esnada planlı ve silahlı bir saldırı söz konusu oldu. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Ancak hiç şüphe götürmeyen husus şudur ki bir siyasinin evinin önünde eğer silahlı birkaç kişi birden onun arabasına doğru yürürken saldırmışsa bunun hiçbir farklı izah olamaz. Açık bir terör faaliyetidir. Bugün eğer terör Ankara'nın caddelerine inmişse ve Türkiye'nin en tanınmış siyasilerinden birine milletin ve ülkenin birliği için her türlü çabayı sarf etmiş. Son olarak da 15 Temmuz sonrası FETÖ Araştırma Komisyonu'nda en çetin mücadelelerle en kapsamlı bir şekilde FETÖ'ye karşı bir mücadele ve Rus sergilemiş bir siyasiye saldırı olmuşsa biz bunun adına siyasi terör deriz. Ve gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz. Burada 3 mesajım var. Birincisi doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkedeki her türlü iyi ve olumlu olumsuz gelişmenin birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanı makamıdır. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi böyle bir yapı Türkiye'ye getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir müddet kendisiyle birlikte de siyaset yapmış olan bu kıdemli siyasetçinin karşı karşıya kaldığı saldırı konusunda açık ve net bir açıklama bekliyoruz. Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, göz ardı edilemeyecek, suskunlukla karşılanmayacak bir siyasi cinayetle, terörle, siyasi terörle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın derhal açıklamamı bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı ve bütün güvenlik birimlerine. Genel Başkan Yardımcısına dönüp bu silahlı saldırıyla ilgili olarak ki kendisi şu anda hastanede, Memorial Hastanesi'nde tedavi altındadır ve ciddi bir kan kaybı da söz konusu olmuştur. Gün geçmeden, saat geçmeden bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları vardır, istihbaratları vardır. Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Türkiye'de siyasilere dönük eğer bu tür saldırılara izin verilirse birinci derecede sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde kabine gelirdi. Derhal açıklama bekliyoruz. İkincisi bu saldırıyı tertipleyenler, saldırıya piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Biz bu memleket için canını, kanını ortaya koyarak ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın en sert dillerini kullanan çevrelerce bizim bir şekilde çıktığımız yoldan geri adım atacağımızı zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir yola çıktık mı kararlılıkla çıkarız ve karşımıza kim çıkarsa çıksın. İster terör örgütleri, isterse bu şekilde mafyavari çete örgütleri bilsinler ki son nefesimize kadar bu ülkede hukuk devletinin mücadelesini veririz ve bir adım geri adım atmayız. Üçüncü mesajımız aziz milletimize ve kamuoyundur. Biz hayatımızın her aşamasında, her safhasında gençliğimizden bu yana bu ülkenin, milletin kaderi, geleceği için her türlü çabayı, zihin emeğini, terini, fiili emeği ortaya koymuş ilim hayatında, siyasi hayatta ki Selçuk Özdağ aynı zamanda bir akademisyendir, bir ilim adamıdır. Her türlü mücadeleyi vermiş insanlardan oluşan bir kadrodur. Aziz milletim merak etmeyiniz. Bu kadro çıktığı yoldan geri dönmeyecektir. Demokratik hukuk devleti kurallarını ihlal edenlere, Ankara'nın ortasında siyasi terör faaliyetine kalkışanlara ve Türkiye'nin insan hakları alanındaki kazanımlarını tehdit etmeye dönük her türlü partinin karşısında dimdik duracağız. Bugün burada Midyat'tan sesleniyorum, tarihi Midyat'tan. Yedi kültürün, yedi dilin, yedi dinin bir arada yaşadığı bir Midyat'tan. Güzel milletimizin bu birlikteliğinden, Mardin'imizin birlikteliğinden hareketle söylüyorum. Ankara'da siyasi bir şahsiyete tahammül gösteremeyenler, Türkiye'de milli birliği savunamazlar. Türkiye'de milli bütünlüğü savunamazlar. Farklı dillerde, farklı mezheplerde, farklı inançlarda olabiliriz. Ama hepimiz aziz bir milletimizin bir parçasıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Türkiye'yi böylesi mafyavari çeteleşmelerin içine girmiş olması dolayısıyla
ekonomik sıkıntılar altında inerken halkımız, iktidarların peşine düşenlere karşı, iktidarın sürdürme çabası içinde olanlara karşı da tutumumuz açık ve net olacaktır. Halkımızın huzuru, milletimizin istikbali için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Acım dedim, Türkiye'nin geleceği parlak olacaktır. Türkiye 90'lı yılların faili meçhullerine, arkasındaki örgütlerin kimliği bilinmeden yaşanan siyasi terör faaliyetlerine asla teslim etmeyiz. Yolumuz, ışığımız demokratik hukuk devletidir, kamu düzenidir, insan hak ve özgürlükleridir ve daha çok demokrasi, daha çok refah, daha çok huzurdur.